Son mühür ekranlarında gün başlıyor. Kaldığı yerden devam ediyor. TMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkan Vekili Sinan Can Özişer bizimle birlikte stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Yayın öncesinde dedik ya, yine bir deprem, yine biz. Yine beraberiz. Yine beraberiz. Doğru. Dün sabah saatlerinde korkuttu, az da değil. 5.1. Evde olanlar hissetmiştir. Bizler yolda olduğumuz için hissetmedik ama bir tedirginlik yaratmadı değil. Çünkü az da değil büyüklüğü. 5 tabii, 5'in üzeri, 5 orta büyüklükteki bir deprem sınıfının içerisinde giriyor. Hı hı. Ama hissetmeyenler de oldu benim gibi. Ki hatta benim zeminim o kadar da sağlam bir zemin değil. Çakıllı bir zemin de değil. Alüvyon. Ama tabii evime güveniyorum. Oturduğum eve güveniyorum. Baktırdım da zemine güveniyorum. Temeline güveniyorum. Yani zemin temel bina etkileşimine güvendiğim için o saatlerde de ayaktaydım. Hissetmedim. Kısa sürdü ama tabii maalesef karşı yaka tarafı olsun. Veyahut da İzmir depreminde, yani 2020 yılında meydana gelen depremde en çok can kaybının olduğu Mansuroğlu ve Manavkuyu mahallelerinde oturan vatandaşlarımızla hep konuştuğumuzda ya da eşimizle, dostumuzla konuştuğumuzda uykularından bile uyandırdığından bahsettiler. Ki bu da tabii oradaki o bölgelerde benim de çok tedirgin birkaç etmesi. Arkadaşım sabah sen işte yoldasındır ya da gitmişsindir haber merkezine, deprem oldu, uykudan uyandık diye mesaj aldım. Evet, uykusundan uyandıracak kadar kimileri hissetmiş gerçekten. Çok çok, hem korku hem de tedirginlik yaratmış ama her zaman söylediğimiz bunlar zaten büyük bir ihtimalle öngörümüz şuydu ki hocalarımızla, akademik hocalarımızla da istişare ettiğimizde bu sonucu hemen hemen paylaştık. 2020 deprem, İzmir depreminde meydana gelen Sisam fayının hemen batısında meydana geldiği için onun artçıları olabileceğini düşünüyoruz. Bu İzmir depreminin artçısı olarak da yorumlayabiliriz. Hı. Zaten 2020 yılında, 30 Ekim 2020 yılında meydana gelen depremin de yaklaşık 2-2,5 yıl artçılarının devam edeceğinden hep bahsetmiştik. Aradan yaklaşık 13 ay geçti. 13 ayda da zaten hemen hemen böyle bir artçı olması da normal. Geçtiğimiz aylarda kısa aralıklarla iki tane yine 5 büyüklüğünde ardarda. Arda. Meydana gelmişti. Evet. Hatta biz de tam böyle yayına girecektik. 9'a doğru oldu. Hemen birkaç dakika sonra 1-5 daha oldu. O mesela çok korkutmuştu tüm İzmirlileri. Yani dediğim gibi zemin her şeyi etkileyen faktörlerden bir tanesi. Bu korkuyu ve endişeyi logaritmik bir şekilde artıran bir durum. Ondan dolayı zemini olumsuz ve kötü alüvyon zeminde oturan insanların korkuları, endişeleri daha fazla. Çünkü daha ciddi, daha büyük bir yükü hissediyorlar. Deprem yükünü, dinamik yükü hissettikleri için korku ve endişeli ama kayalık zeminde oturanlar hiç uyanmadık, hiç duymadık, hiç hissetmedik bile diyebiliyorlar. Depremi hissetmemek şanslı bir şey o zaman, yani bina ya da zemin açısından şanslı tabii, bir yerdesiniz. Tabii. Yani zemin olumsuz bile olsa o zemine uygun bir şekilde tasarlanan zemin tasarımı, temel tasarımı ve yapılaşma tasarımı çok önemli. Üçünün birbiriyle uyumlu bir şekilde entegre edilerek tasarlanan, her iki yönetmeliklere uygun bir şekilde tasarlanan binada korku, endişe minimize oluyor diyebiliriz. Özellikle tabii bu bölgede depremde de en çok bizim de binamızın olduğu bölge, depremde en çok hasarın oluştuğu bölge. Maalesef. Tabii o büyük depremi bu bölgede yaşayanlar, belki göçük altından kurtarılanlar, belki de deprem anında canını kurtarabilenler. Psikolojik olarak tabii olarak bu sarsıntılar onları çok daha farklı etkiliyordur elbette ki. Ama bu binada denk geldiğim depremlerde de karşı yakada evimde denk geldiğim depremler arasında gerçekten fark olduğunu hissedebiliyorsunuz. Büyüklük aynı. 5'i demir köprüde hissetmezken 5'i bu binada aman Allah'ım sanki ne yapacağız? Altının üzerinde bir deprem sanki büyük yıkılacakmış bir deprem gibi bir endişe içerisinde. Gibi bir his uyandırıyor. Hatta geçtiğimiz aylarda yine Yunanistan açıklarında zannediyorum olmuş ve burayı öyle sallamıştı ki yine beraber program yapmıştık. Biz mesela binayı boşalttık. Ama karşı yakada, Hatay'da, işte Evka 3'te tanıdığımız birçok akrabamız, arkadaşımız hiç hissetmedik biz depremi dedi. Evet. Biz binayı boşaltacak kadar hissettik mesela. Ya bu ne anlama geliyor esasında? Baktığımız zaman deprem bizleri her yerde, her zaman, günün her saatinde karşımıza çıkabilir. Önemli olan bizler depreme karşı nasıl davranacağımızı, ne şekilde hareket edeceğimizi bilip ona göre tabii ki olayın teknik boyutunu teknik meslek grupları veyahut da hukuki grubunu devlet, büyükşehir, yerel belediyeler muhakkak tabii ki yapacaktır ve bu yönde de adımlar atacaktır.
projeler üretecektir. Bu projeleri gerçekleştirecektir. Bu depremle ilgili sorunları en aza indirecek şekilde. Ama bizlerin de vatandaşların da bununla ilgili alması gereken sorumluluklar ve yapılması gereken şeyler, tedbirler var mı? Muhakkak var. Bunları gerçekleştirdiğimiz sürece, ki her yayında da bunları bahsediyoruz. Vatandaşlarımız, bizi izleyenler sürekli bunu, izlemeyenler bir sonraki bölümde ya da haberde bir daha izlesin ve uygulasın diye. Evlerindeki deprem anında yapısal olmayan malzemelerini sabitleyerek bu riski daha da yarı yarıya azaltabilirler. Hı hı. Artı deprem anında maalesef o korku ve telaşla farkında değiliz. Ama asansör olsun, merdiven olsun, pencere kenarları olsun, merdivenler olsun, bu tarz yerlere koşarak uzaklaşmanın ne kadar çok zararlı olduğunu veya eşik altına girmenin ne kadar çok zararlı olduğunu bilerek deprem anında kendilerini sağlam bir eşyaya sırtlarını dayayarak, bu baza olabilir, sandık olabilir, bazalı yatak sandık olabilir, çamaşır makinesi olabilir. Bunlara sırtlarını yan bir şekilde dayayarak cenin pozisyonunda depremin geçmesini beklemek en doğru hareketlerden bir tanesi. En azından depremi hisseden vatandaşlarımız ya da okulda depremi hisseden öğrencilerimiz de sağlam sıraların kenarlarına aynı şekilde depremin geçmesini bekleyerek durmaları en doğru hareket olacağını söylüyoruz. Ondan sonra zaten deprem bittikten sonra tahliye kısmı da biraz daha en kolay kısmı. Ki zaten İzmir'de meydana gelen bu büyük yıkıcı depremde onu net hissedenler, evet, aynı cümleleri kuruyorlar. Diyorlar ki yürümekte zorlandık, yürüyemedik. Zaten yürümek de pek, yani şiddetli depremde yürümek de pek mümkün olmuyor. Olmaz, olmaz. Ama dediğim gibi, demin de bahsettiğim gibi, bu tarz depremler İzmir içerisinde olabilecek depremler. İzmir'in kendi tektonik karakteri zaten bu büyüklükteki depremleri oluşturabilecek karakterde. Bir Kuzey Anadolu fay hattı gibi değil. Oradaki tektonik yönle hareketlilik daha farklı olduğu için orada beklenen büyüklük ve zaman aralığı daha farklı. İzmir veyahut da İzmir ve çevresinde Ege bölgesindeki tektonik mekanizma, tektonik karakter ve faylanma, fayların çeşitliliği yani Kuzey Anadolu fay hattı gibi olmadığından dolayı buradaki büyütebilecek, en yüksek olabilecek deprem büyüklüğü ve zaman periyodu da daha farklı olacaktır. Ondan dolayı bizler bu tarz büyüklükte depremlere alışalım. Bu depremler her zaman olacaktır. Sadece 5.1 büyüklüğünde değil, 4.5, 4, 3, 3.5, bunların hepsi hissedilebilir depremlerdir. Ama ufacık bir depremde hissedilmesi bile korku ve endişeye tekabül ettiriyor. Ama bizler her zaman, evet, bu da İzmir'in normal depremlerinden bir tanesi. Şu anda sakin olmalıyım. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Sağlam bir yere, sağlam bir eşyaya hemen hızlı bir şekilde gitmem beni en doğru harekete ve en sağlıklı şekilde yönlendirecek harekettir diyerek kendilerini her zaman o otokontrolde hazırlayabilirler. Ki o yıkılan binalarda kurtarılan kişilerin de hepsi, hep bu konuşuldu. Çamaşır makinesinin önünde, buzdolabının yanında gibi, bulaşık makinesinin hep bu tip cihazların önünde ya da arkasında maalesef olanlar. Bizim, ben ayrıca Bornova Belediyesi'nde de görev yaptığım için Bornova Belediyesi'ndeki personellerimiz de arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Bizzat destek verdi. Oradaki personellerle yaptığımız konuşmalarda hep maalesef hayatını kaybeden vatandaşların hep koridorlarda veyahut da basamaklarda, yani apartman basamaklarında, boşluklarında çıkardıklarını söyledikleri için bu bile zaten söylediğimizi doğrular bir gösterge. Evet. Ondan dolayı ne olur her zaman söylüyorum vatandaşlarımıza, korkmasınlar, paniklemesinler, kaçmasınlar. Yapacakları şeyleri zaten demin de bahsettik. Bunlar her zaman olabilecek depremlerdir. Tabii ki bizler muhakkak vatandaşlarımızı soğukkanlılıkla bu yönde yönlendirmeliyiz, bilinçlendirmeliyiz. Ama olayın da bir gerçeğini söylemek gerekirse ki, İzmir çok ciddi bir depremden atlattı. 6.9 büyüklüğündeki bir deprem. Şansımıza 14 binayı tamamen yıkmış olsa bile yüzlerce, hatta binlerceye yakın, yani 2000'in üzerine, hatta resmi rakamlara göre 1500'e yakın, ama daha sonraki gayri resmilere göre 2000'den fazla ya da binlerce bina maalesef oturulamaz hale geldi. Kimisi ağır ve orta hasarlı, kimisi de kontrollü yıkım şekilde ve kimisi de kentsel dönüşüme baktılar ki binaların riskli yapı tespit ettirdikten sonra kentsel dönüşüm 6306 sayılı yasa kapsamında yıkılıp tekrardan inşa ettiler. Böyle bir depremi maalesef bir daha İzmir ne kadar kaldırır soru işareti. Yani bundan dolayı asıl bizler, konuşulması gerekenler, evet, diyorsunuz. Yani biz tabii ki geçmişe ders çıkarmalıyız ama önümüzde de
geleceğe de o yönde planlamalıyız ki bu plan sadece tek bir mecranın, tek bir kurumun yapabileceği bir mecra değil. Çünkü öyle bir şey ki son depremde de gördüğümüz gibi depremin anını, önünü ve sonrasını tamamen planlamamız gerekiyor. Bu planda demin de bahsettiğim gibi tek bir kuruma ait değil, vatandaşlarımızdan yani piramidin en altından en üstüne kadar vatandaşlarımız, yerel belediyeler, büyükşehir, hatta meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve devlete kadar çıkan bir piramidi düşündüğümüzde hepsinin kendince görev dağılımının içerisinde yapması gereken şeyleri de yapıldığı zaman hızlı bir şekilde, doğru bir şekilde, çok rahat bir şekilde, nasıl Japonya'da bir deprem, daha büyük bir deprem meydana geldiğinde evet bir kişi yaralandı gibi haberler alıyoruz. İzmir içerisinde böyle bir deprem olduğu zaman da evet bir kişi yaralandı maksimum diyebilecek haberlere gelebiliriz. Şimdi tabii o an içinde insan gerçekten korkuyor. Yani ne kadar çok şey bilseniz de o korkuyu bastırmak, işte biz sizlerle o kadar program yapıyoruz, dinliyoruz, izleyenlerimiz bizi dinliyor, izliyor. Mesela o Yunanistan'da olan deprem, yani önce salladı, deprem oluyor dedik, evet, hepimiz sakindik. Sonra şiddetini arttırınca insanın bir yerde sabit kalması gerçekten zorlaşıyor. Bu artık bir eğitim mi? Demek ki başka bir şey. Bu sakin kalabilmek için farklı bir şey, çocukluktan mı, artık okullardan bir eğitim mi gerekiyor? İçgüdüsel olarak insan kaçma refleksine doğru gidiyor. Demek ki daha küçükken, daha çocukken, çocukları böyle daha eğitimin başındayken farklı yönlendirmek ve eğitmek gerekiyor. Muhakkak her şeyin başı bilinç. Bilinç ve bilinçaltı denilen bir şey var. Sizler bilinçaltınıza ne komut verirseniz o zaten sizi uygulatıyor. O anda uygulatıyor. Yani ondan dolayı sizler bilinçaltı o kadar bambaşka bir dünya, bambaşka bir incelenmesi gereken bir konu ki konunun uzmanları da buralarda çok anlatırlar. Yani bizler otokontrolü ve bilinci o yönde ne kadar çok yönlendirirsek ve bilinçlendirirsek o yönde bizim hareketliliğimiz ve davranışlarımız o yönde artar. Bu da nasıl olur? Kendimizi sürekli uyararak olabilir veyahut da bu tarz programlarda sürekli izleyenlerimizi anlatarak, bilinçlendirerek veyahut da anlatarak olabilir veyahut da bizlerin de yapmış olduğu gibi hem meslek odası olarak hem belediye olarak okullarımızdaki tabii ki ilkokulun 1 ve 2. sınıfları biraz daha pedagojik anlamda riskli olabilir ama hep her zaman söyler ki 3 ve 4'ten sonraki öğrencileri çok rahat bir şekilde anlatılabilir ve onun üzerindeki sınıftaki tüm ortaokul, lise, üniversite ve ilkokulun belli sınıflarında ki öğrencilerimize temel afet bilinci eğitimleri vererek bu bilinci sürekli elimizden geldiğince yaymaya çalışıyoruz. Özellikle Bornova'daki tüm okullara bunları yapmaya başladık ve her geçen yıl yapmamız gerekiyor ki bu yıl örnek veriyorum bugün bu yıl verdiğimiz orta 1 seneye orta 2 olacak ama alttan gelen orta 1'i vermemiş olacağız. Tekrar vermemiz gerekecek. Bu da ne anlama geliyor? Bizler her yıl bu eğitimleri, bu bilinç, temel afet bilinci eğitimlerini vermemiz gerekiyor anlamına gelir. Elimizden geldiğince de veriyoruz. Şimdi dün bir açıklama vardı Profesör Doktor Ahmet Ercan'ın. Son 10 yılda Ege bölgesi etkinliği Kuzey Anadolu etkinliğini aştı. Ege'de 6 büyüklüğündeki depremler olabilir. Şimdi hem bu Ege bölgesinde etkinlik Kuzey Anadolu etkinliğini aştı ne anlama geliyor? Bir de 6 zaten bizim beklediğimiz de büyüklükte bir deprem. Etkinlik derken tabii ki yani sayısı anlamında veyahut da büyüklüğe yakın anlamında da diyebilir. Çünkü 6.9 büyüklüğü bir deprem ki yabancı kayıtlara göre de 7 büyüklüğünde deprem olarak da kaydedildi. 30 Ekim 2020 depreminde. Şimdi buradaki mekanizmaya göre, deprem tektonik mekanizmaya göre 6.9 ve 7 büyüklüğünde bir deprem çok da öngörülen, özellikle aletsel dönemde gördüğümüz bir deprem olmadığından dolayı hep bu tarz büyüklükteki Kuzey Anadolu fay hattı, yani Marmara bölgesindeki, Marmara Denizi'ndeki Kuzey Anadolu fay hattında beklenen bir büyüklükte olduğundan dolayı artık yavaş yavaş bu büyüklüğe göre de bir yaklaşan depremlere şahit olduk demiş de olabilir. Sayı anlamında zaten Kuzey Anadolu fay hattının oluşturabileceği büyüklükteki bir depremin sayısı 30-40 yılda bir olduğundan dolayı sadece 2 yıl önce bir deprem oldu açıklarda. Hatta 2019 yılında
oldu ki çok ilginçtir. O zaman Kocaeli'ndeyiz. Kocaeli'nde depreminin 20. Uluslararası Deprem Sempozyumundayız ki tüm hocalarımız orada. Gerçekten İstanbul'da 5 büyüklüğünde, 5'in üzerinde bir büyüklüğünde bir deprem oldu ve bizler çok ilginçti. Öyle bir konferansta şahit olmuştuk 20. yılında. Yani bir onu hatırlarım ki onun haricinde çok ciddi bir deprem meydana gelmedi ama bakıldığı zaman İzmir'in son 10 yılında bayağı bir sayabileceğimiz 6 ve üzerindeki nereden baksanız 5'e yakın hatta 5'ten fazla deprem ve hepimizin hissettiği, korktuğu ve maalesef de hayatını kaybettiği depremler meydana geldi. Ama 6 ve üzeri büyüklükte bir deprem artık İzmir'in tektonik yapısı anlamında da birikimi anlamında da, sismisite anlamında da çok normal büyüklük olarak görüyoruz. Peki bu avantajlı mı, dezavantajlı bir şey mi? Şimdi hem Ege'de hem Kuzey Anadolu'daki etkinliği karşılaştırdığımızda Ege'de çok fazla olması ya da işte İstanbul'da çok fazla depremi aslında Ege kadar sık duymamamız. Evet. Bu bölge için, Ege bölgesi için mesela avantaj mı? Bakıldığı zaman bir avantaj. Yani bir enerji, şimdi Kuzey Anadolu fay hattının parçaları diyeyim ya da segmentleri, teknik isminde segmentlerinin oluşturabileceği deprem büyüklüğü ve enerji birikimi daha uzun bir zamanda tekabül ettiğinden dolayı düşünün 20 yılda, 30 yılda, 40 yılda biriken bir enerji ve birden bunun patlamasını düşünün. Yani balonu sonuna kadar, son anına kadar şişirip birden kendiliğinden patladığını düşün. Ama Ege ve İzmir, özellikle İzmir ve çevresindeki fayların özelliğine bakıldığında onlar biraz daha hemen sık bir şekilde, sık periyotta 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 15 yılda bir sürekli enerjilerini boşalttığından dolayı bu birikim biraz daha düşük oluyor. Yani 7, 7 ve üzeri büyüklüğünde bir depremin enerjisini birikmeden bir şekilde enerji boşalımı oluyor diyebiliriz ki bu da tabii bir avantaj. Ki geçtiğimiz yine aylarda zannediyorum ki İstanbul'da bir deprem oldu. Günlerce Büyük İstanbul depremi mi diye. Yani büyük, hatırladığım kadarıyla 5 de değildi. Evet, 5 değildi. Ben dedim ki 4'ü mü bu kadar çok olay yaptılar. Biz onu belki de haftada bir ya da tabii, 2 haftada bir yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Gerçekten İstanbul'da tabii ülkenin ekonomisinin döndüğü bir şehir. Yani tabii orada ciddi anlamda yıkıcı bir deprem demek ekonomik olarak tabii ki can kaybı hiçbirimizin istemediği bir şey ama Türkiye'yi çok ciddi ekonomik olarak darboğaza da sokabilir. Farklı sıkıntıları da beraberinde getirebilir ama tabii bir şey yapılıyor mu? Hayır. Yani muhakkak. Bekliyoruz. Evet ama tabii ki avantajdan bahsederken korku ve endişe anlamında da dezavantaja da döndürüyor olabilir. İnsanlarımızın biraz daha korkularının artması anlamında ama şöyle bir avantajı da var. Sık olması, sürekli gündemde kalması anlamında olacağından dolayı bununla ilgili yapılabilecek tüm çalışmaları hızlandırma, çabuklaştırma veyahut da oluşturma anlamında da bir avantaj daha söyleyebiliriz. Şimdi İzmir ve Marmara haricinde özellikle son aylarda çok fazla duyuyoruz deprem. Evet. Yani tüm Türkiye sallanıyor. Malatya'da duyuyoruz, Niğde'de duyuyoruz, işte Marmaris'te oldu. Hatta tam da bu Erzurum'da oldu. Bir hafta önce. Ay tutulması zamanlarında eskiden büyükler derdi tutulmalar dan sonra hep depremler olur. Öyle bir korku vardır hepimizin için. Dördünde de güneş tutulması var. Evet, tam da o iki tutulmanın arasında evet. Türkiye adeta doğusundan batısına kadar beşik gibi. Doğusunun da bu kadar hareketli olması başka anlamlarda ifade ediyor mu? Hep Ege'yi, Marmara'yı konuşuyoruz. Daha büyük geliyor mu? Daha büyük geliyor mu diye. Tabii ki bununla ilgili çalışmalar var ama tamamen bilimsel anlamda şu anlama geliyor. Evet, işte güneş tutulması veya ay tutulmalarının ya da tutulmaların arasında veya tutulmaların artı eksi 10-15 gün içerisinde böyle bir şeyin olacağı ile ilgili net bir bilimsel bir araştırma ve çalışma yok. Tabii ki araştırılıyor ama bu çok ciddi bir istatistik çalışmayla olacak bir durum. Ama bakıldığında 30 Ekim 2020 tarihinde önünde arkasında herhangi bir ay tutulması, güneş tutulması yoktu. Yoktu. Evet. Ama vardı, yazın vardı. Bildiğim kadarıyla bir güneş tutulması vardı. 2020 yazında tabii ki İkizler Yay Burcu evet. ekseninde. Ama bakıldığında o artı eksi bir ay içerisinde herhangi bir tutulum olmadan da bu depremleri yaşayabiliyoruz. O zaman da bakıldığında ne diyebiliriz? Evet, ay tutulmasının ya da güneş tutulmasının herhangi bir etkisi yok mu diyebiliriz? Yani ondan dolayı muhakkak yani bunun tek bir anlamı vardır ki evet Türkiye yavaş yavaş sismisite anlamında, hareketlilik anlamında, dünyamız esasında ki bizler biraz daha dünyanın en aktif ikinci deprem kuşağında olduğundan dolayı Alp Himalaya
arasındaki kuşak en riskli ikinci kuşaktır. Ki ötekiler birinci kuşak zaten uzak doğunun olduğu, Pasifik'in olduğu kuşaktır. Ki orada da zaten hep 9 üzerinde depremler meydana geliyor. Bundan dolayı hareketlilik sürekli arz ettiği için ve saat yönünün tersine hareket ettiğinden dolayı ülkemiz yani ve artı batıya doğru yaklaşık her yıl 4-5 santimde yaklaştığını yani Yunanistan'a 4-5 santimde yaklaştığını göz önünde bulundurursak bunun enerji birikimi, sıcaklığın etkisi, basıncın etkisiyle bu tarz sismik sitelerin artması normal karşılayabiliyoruz. Evet bakıldığında bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce belki bu kadar fark edilmiyordu denilebilir ama yaşanıyordu ama fark edilmiyordu diyebiliriz. Yani bu kadar gündem belki olmuyor diyebiliriz. Neden? Nüfus çok azdı. Yapılaşma çok çok azdı. Şimdi bir de dünyanın bir yerinde olan şeyden hepimizin haberi var. Hepimizin haberi var. Artı an geliyor hissediyoruz. Bir de Yunanistan'da olan bir şey bile. Bunu gündem yapıyoruz çünkü öngörülerimiz artmaya başladı. Çalışmalarımız artmaya başladı. Tahminlerimiz çoğalmaya başladı bununla ilgili. Tüm bu olumsuz gibi görünen durumlara karşı da bizim odağımız tamamen deprem üzerine olduğu için her en ufak olan bir depremde artı istasyonlarımız, deprem izleme istasyonlarımız inanılmaz derecede arttı ve teknoloji de gelişti. Son 20 yılda teknolojinin gelişmesiyle bunların izlenmesi, artması çoğalınca artınca da tabii bizim odağımız da tamamen bu yönde oldu ve bu şekilde gündem daha da fazla artmaya başladı. Esasında çok fazla bir durum yok ama yani hareketlilik anlamında, sismisite anlamında artma tamamen biraz daha bizlerin buna odağına kayması, bunları izlememiz veyahut da gündem yapmamız, bununla ilgili çalışmalarımızı çoğaltmamızla ilgili de olabilir diyebilirim. Şimdi depremlerin ardından hep sıcak su çıkışları da konuşulur. Tabii İzmir'deki o büyük yıkıcı depremin ardından oldu. Da yine konuşulmuştu. Oldu. İşte doğuda arda arda meydana gelen depremlerde de yine sosyal medyada bazı yerlerde sıcak su çıkışlarının yaşandığı yine konuşuluyor. Tabii Türkiye'de böyle beşik gibi sallanınca insan ister istemez tedirgin oluyor. Ama özetlersek şimdi Urla'daki deprem artçı deprem yani o büyük İzmir depreminin artçısı olduğu öngörebiliriz. Artı daha büyük bir depremin habercisi midir veya daha farklı bir depremi fayı tetikleyebilir mi gibi iddialı cümleler kullanmak da yanlış olur. Bunu da söyleyelim. Hı-hı. Yani belli başlı belki açıklamalar veyahut da yorumlar gelebilir. Sorular da gelebilir. Yani 5.1 büyüklüğünde bir deprem veyahut da herhangi bir deprem daha büyük bir depremin habercisidir anlamını söylemek hem bilim dışıdır hem de çok iddialıdır hem de yanlış olur hem de boş boşuna vatandaşlarımızı korku felaket tellallığı yapmaktan başka bir açıklama olmaz. Şimdi İstanbul'da meydana gelen işte o 4.5 büyüklüğündeki depremde de hemen artçılar konuşulmuştu. İşte artçılar düşmezse ya da daha üzerinde bir işte 4.5'un üzerinde bir deprem meydana gelirse daha büyüğünü tetikleyebilir gibi tahminler hemen ekranlarda konuşulmaya başladı. Bunlar da bilimsel olarak şöyle bir olabilitesi var mı? Şimdi 4.5 büyüklüğündeki bir depremin enerjisiyle 6 büyüklüğündeki bir depremin enerjisi arasında 0.1, 0.2, 0.3 yani doğal sayı ve ondalık sayı olarak bir artış olmuyor. Logaritmik bir artış oluyor ve çok ciddi bir şekilde de bir fark var aralarında. 4.5 büyüklüğü bir depremi bir enerji topu olarak düşünürsek belki de bir bilye, hepimizin bildiği çocukken oynadığımız meşe bilye büyüklüğündeyken 6.5 büyüklüğünde bir depremin enerji topu olarak düşünürsek bir futbol topu olarak bile veya basket topu büyüklüğünde bile söyleyebiliriz. Bu da ne anlama geliyor? Bir bilye ne kadar çok basket topunu veya futbol topunu itebilir, tetikleyebilir. Muhakkak tabii ki bir enerji boşalımı anlamında bir etki yapacaktır. Ama tamamen basket topunu veya futbol topunu itecek ve hızlı bir şekilde itecek anlamına gelmez diye de söyleyebiliriz. Vatandaşlarımızın biraz daha anlaması açısından hayal edip de tetiklemenin bu kadar doğru olup olmayacağı ya da ne şekilde olup olmayacağını hayal etmesi açısından söyleyebiliriz. Hı. Yani küçük bir deprem, çok büyük bir depremi, yıkıcı bir depremi tetikleyecektir demek hangi verilere göre? Bizler her zaman jeofizik mühendisleri olarak matematik ve
fizik kurallarını uygulayarak, hesaplayarak, hesaplamalarla, gözlemsel asla değil, hesaplamalarla belli bir yorumu söyleyen meslek grubu olduğumuzdan dolayı bu tarz açıklamalar yapan kişilere karşı da soracağımız soru, hangi matematik verilere ya da hangi bilimsel veya hangi sismolojik verilere göre böyle bir yorumu yaptın diye bir soruyla ona cevap vermesini imkan sağlatabiliyoruz. Ondan dolayı küçük depremler çok büyük depremleri tetikleyecektir demek tamamen %100 bilimsel olmayabilir. Peki fayın diğer bir fayı tetikleyip tetiklemeyeceğini neye göre aynı şey zaten. Yani depremin tetiklemesi demek fayın tetiklemesi anlamına gelir. Aynı yorum bazen konuşuyoruz işte Urla'da meydana gelen deprem İzmir'de başka bir fay hattını da tetikler mi? Evet. Tabii. Aynı mantıkla mı işliyor? Aynı mantık. Yani tabii ki bu olmaz demiyoruz. Hı. Yani bu bir enerji birikimidir. İkisi de benzer enerji birikimine eşiğe gelmiştir. Belli bir eşiğe geldiği zaman bu fay hattının enerji boşalımını isterseniz buna dinamik bir yük etki ettiği için kısa bir süre içerisinde bunu da tetikleyebilme ihtimali vardır. Hı hı. Ve bunlarda olan depremlerde muhakkak var. Ama tamamen bu diğer çevresindeki tüm fayları veyahut da daha büyük yıkıcı bir depremi tetikleyecektir demek birazcık iddialı ve bilim dışı diyoruz. Yoksa birbirine yakın biriken enerjilerdeki fayların birbirini tetikleme ihtimali vardır. Ama öyle bir çalışma gerekiyor ki enerji birikimleri, periyodik boşalımlarla ilgili çalışmalar, tüm fayların bununla ilgili çalışmalar yapılmalı ki evet bunun biriktirdiği enerji birikimi çevresinde şu fay hattında da vardır diyebilirsek işte o zaman belki bununla ilgili bir yorum yapmamız daha doğru olur. Ama hiçbir çalışma yapmadan, hiçbir bilimsel, sismolojik veyahut da jeofizik çalışmalar yapmadan böyle bir yorum yapmak biraz daha iddialı olur diye söylüyorum. Şimdi sona doğru geliyoruz. O zaman Urla depremi korkulacak bir deprem değil, bir artçı. Daha artçıların da zaten muhakkak devam olacak. Hatta 5.1'in bile artçının da artçıları olacaktır ki dün bile oldu. Evet, evet, doğru. Bugün bile belki bakıldığında bizim deprem izleme istasyonlarımıza da bakıldığında da onlarca deprem olduğunu görebiliriz. Tabii bunların birçoğu da hissedilmediğinden dolayı bilmiyoruz. Ama bunların artçıları bile olacağından dolayı vatandaşlarımız daha küçük hissedebilecek depremlerle ilgili herhangi bir korkunun içerisine girmesinler diyebiliriz. Peki çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Kolaylıklar dilerim size. Sağ olun. Size de iyi yayınlar. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, TİMOP Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkan Vekili Sinancan Özeçer bizimle birlikte stüdyomuzdaydı. Dün İzmirlileri korkutmuştu Urla'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem. Peki ne anlam ifade ediyor dedik. Detaylı bir şekilde de merak edilenleri kendisiyle konuşmaya çalıştık. Programı noktalamanın da vakti geldi. Bizler huzurlarınızdan ayrılacağız. Yarın saatleriniz 9'u gösterdiğinde yeniden